Birincisi, bugün bütün il başkanlarımızı topladık. Öğleden sonra oturacağız, konuşacağız. Birincisi, çok kötü niyetli bir yaklaşım var. O da şu, benim kurduğum bir cümleden Özgür Özel ön seçimden vazgeçti diyorlar. Kesinlikle doğru değil. Bir, milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. İki, belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerine aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem örgüt denetiminde ön seçim olacak. Eğer örgütümüz burada ön seçim yapmayalım, tek bir aday var. Örneğin Manisa'nın Alaşehir'inde demişlerdi ki bu diş hekimi arkadaşımızı ikna edersek rakibi yok, kazanırız. Öyle örnekler dışında örgütümüz çoklu yarış derse mutlaka sandık koyacağız. Ön seçim kanunda 48 gün kala adayı belirliyor. Ben bu kadar geç bir aday tanıtımı sıkıntı olur, örgütümüze güveneceğiz derken örgüt denetiminde ön seçim yapacağımızı söyledim. Hakim denetiminde ön seçim 45 günlük bir çalışma imkanı veriyor. Biz diyelim ki Aralık ayı içinde örgüt denetiminde sandığı koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. Mevcut belediye başkanlarımızda anket, yenilerinde örgütümüz başka bir talepte bulunmuyorsa mutlaka örgüt denetiminde ön seçim, sonucuna uyacağımız, sandıktan kim çıkıyorsa atacağımız ön seçim. Ön seçim yok, Özgür Özel ön seçimden vazgeçtiği beyanları tamamen asılsızdır ve bunu biraz sonra zaten il başkanları toplantımızda da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız, delegemiz yok. Ama soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Efendim, çok sayın Meral Akşener'le bir görüşme olacak. Önce buna buraya alayım sonra. Efendim, MHP liderinin Anayasa Mahkemesi'ne şöyle bir kere Zillet İttifakı lafı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, Sayın Devlet Bahçeli'nin tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. Çünkü millet kelimesini tahrif edip zillet demek milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz. Benzer yarışlara girebiliriz. Ben geçmişte çok yaptım. Bu konularda fena değilimdir, bilirsiniz. Ondan sonra duyduğunda üzülecekleri yakıştırmaları biz yapmayalım. Ben siyasette ana muhalefetin lider değişimiyle birlikte böyle siyasi muhataplarıma bir marş tanımayı isterim. Bu zillet derseniz size de millet bir şeyler söyler ama bu hiç hoşunuza gitmez. Onun dışında anayasaya saygı millete saygıdır. Ben eğer anayasanın o maddesi için Devlet Bey gibi düşünürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savunulduğu madde için aynı muameleyi yaparsam Devlet Bey'in Osmaniye'den aldığı görevi tartışmaya açarım. O yüzden bu doğru değil. Anayasanın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Ama değişmeden yok saymak ve o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Doğru bulmam. Bence bu dili terk etmek lazım. Efendim artık. Sayın Meral Akşener'le ittifak kapsamında bir görüşmeniz olacak mı? Yarın bir görüşmeniz olacak. Yok, yarın görüşme olduğu bilgisi doğru değil. Sayın Akşener'le çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi henüz yok. Olursa basından sorumlu arkadaşlarımız iletişimini yaparlar. Efendim, eş başkanı efendim, sabahki grup toplantısında doğuda kazanan batıda kaybettiren olmayacağız dedi. İttifaklara açığız dedi. Önümüzdeki süreçte hedefi kapısını çalmayı düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki bugün il başkanlarıyla daha sonra yapacağı parti meclisi toplantısında ittifakları bundan sonra nasıl bir yol yöntem izleneceğini ya da izlenmeyeceğini konuşacak. Ben partimin yetkili kurullarının yetkisinde olduğu alanlara görüş bildiren bir lider olmamaya söz verdim. Parti meclisinin alacağı karardan sonra görüşelim.